Merhabalar. Öncelikle bugün LGS yerleştirme sonuçları belli oldu. Yerleşen öğrencilerimi tebrik ediyorum. İleriki hayatlarında başarılar diliyorum. Sizden gelen en çok sorulan sorulara cevap verildikten sonra LGS nakil yerleştirme de nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle yerleşen öğrenciler yerleştiği liseye gitmeleri gerekir mi? Hayır kayıtları otomatik olarak yapılmakta. Liseye gitmelerine gerek yok. 9 Eylül'de okul açıldığında ilk gün yeni okullarına giderler. Diğer en çok sorulan soru: Nakil istersem önceki kaydım ne olur? Önceki kaydınıza kesinlikle hiçbir şey olmaz. Eğer nakliniz olursa yeni okula kaydınız olur. Nakliniz olmazsa önceki okulda kaydınız devam eder. Bu iki sorular en çok sorulan bu iki soruya cevap verdikten sonra NGS nakil işlemlerine geçelim. 22 Temmuz'da yani bugün yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanları EOKUL ana sayfasında ilan edilecek. Birinci nakil dönemi 29 Temmuz 2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercihleri başvuruları yapacak. 5 Ağustos Yerleştirmeye birinci nakil sonucu ilan edilecek. 5 ve 8 Ağustos'ta ikinci nakil başvuruları yapılacak. 10 Ağustos'ta yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları ilan edilecek. 19 ve 23 Ağustos arası hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri yapılacak. İkinci nakil hakkını da kullanmayı unutmayalım öncelikle. Yerleşenler için ve yerleşemeyenler için biraz nakiller farklılık yapıyor. Onlar hakkında bilgi vereyim. Yerleşen öğrenciler için yine 19 Temmuz-2 Ağustos birinci nakil, 5 Ağustos'ta sonuç, 5-8 Ağustos ikinci nakil, 10 Ağustos'ta yerleşme. Arkadaşlar nakil işlemlerinde merkezi sınavla yapacaksak 3 tane okul istediğimiz tür okulu merkezi sınava göre yapabiliyoruz. Yerel yerleştirmeye başvuracaksak eğer öğrenci yerleşmiş ise en fazla 3 tane tercih yapabiliyor ve kayıt alanı zorunluluğu yok. Bakın çok önemli yerleşen öğrenciler için kayıt alanı zorunluluğu yok. İstediği okula tercih yapabiliyor yerleşemeyen öğrenciler açıkta kalan öğrenciler için biraz farklılık var yine 29 Temmuz 2 Ağustos birinci nakil 5 Ağustos sonuç ilanı 5 8 Ağustos ikinci nakil 10 Ağustos sonuç ilanı birinci e, ilk olarak merkezi sınav ile üç tane tercih yapabiliyor. Yerel er yerleştirmede birer farklılık var. Yerel er yerleştirmede öğrenci alan okullar için en fazla üç tercih. ilk iki tercihi kayıt alanında zorunluluğu var. Kayıt alanından yapmak, yapmak zorunda. Ve iki tane Anadolu Lisesi bir tane meslek lisesi yazabiliyor. Anadolu Lisesi olarak en fazla iki okul yazabiliyor. Böyle bir zorunluluk var. Yerleşen öğrenciler için kayıt alanını zorluluğu yokken yerleşemeyen öğrenciler için iki tanesini ilk iki tanesini kayıt alanından yapması gerekiyor. Peki sonuçlar yerleştirme sonuçlarını yine eokulmap.go.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak, naklinin yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler sormak istediğinizi videonun altındaki yorumlar kısmına sorarsanız cevaplayacağım.